Ortalama toplam maliyet kavramını bundan önceki videolarda görmüştük. Bunun ortalama değişken maliyetle ortalama sabit maliyetin toplamı olduğunu hatırlıyor olmalısınız. Ancak sabit maliyet dediğimizde bunun çoğu zaman kısa vadelere işaret ettiğini de biliyoruz. Kısa vadenin girdilerden en az birinin sabitlenebileceği süre olduğunu da hemen hatırlatmak istiyorum. Uzun vade dediğimizde durum farklıdır. Örneğin bir fabrika işlettiğimizi düşünecek olursak, kısa vade bu fabrikalardan bir tane daha kurmamız, satmamız ya da kapatmamız için gereken süredir. Uzun vadede ise istediğimiz kadar fabrika kurup istediğimiz kadarını da kapatabiliriz. Bu da uzun vadede hemen hemen her şeyin değişken olması anlamına gelir. Bu videoda daha önceden öğrendiğimiz ortalama toplam maliyetin ki bunların kısa vadeli ortalama toplam maliyetler olduklarını da hatırlayacaksınız. Bunların uzun vadeli ortalama toplam maliyetle arasında nasıl bir ilişki olduğunu inceleyeceğiz. İsterseniz bir örnek üzerinden ilerleyelim ve gıda kamyonu işine girmek istediğimizi düşünelim. Aldığımız her bir kamyonla toz satmayı planlıyoruz kamyonlardan her biri ideal senaryoda günde 100 adet tost servis edebiliyor satışa henüz başlamadık ama bu kamyonlardan kaç tane almamız gerektiğine de karar vermemiz lazım bir miktar piyasa araştırması yaptıktan sonra günde 200 adet tost satabileceğimize karar veriyoruz evet günde 200 adet tost hedefliyoruz bu senaryoda ortalama sabit maliyetimizi optimize ederek ortalama toplam maliyetimizi en aza indirmeyi deneyebiliriz. Sabit maliyet derken gıda kamyonundan bahsediyorum. Buna ek olarak bir de değişken maliyetlerimiz olacak. Örneğin tostlu yapacak insanlara veya tost malzemelerine ihtiyacımız olacak. Bunun sonucunda da buna benzeyen bir ortalama toplam maliyet eğrisi elde edeceğiz. Önce eksenleri çizelim. Buraya bir günde servis edeceğimiz tostların sayısını koyalım. Günlük tost miktarını yazıyorum. Buraya da tost başına maliyeti koyalım. İdeal senaryoda günde 200 tost servis etmeye hedeflediğimiz için tost başına maliyetimizi düşürmemiz lazım. Bu arada 200 tost için 2 tane kamyona ihtiyacımız olacak. Günde 200 tost demiştik. Evet, günde 200 tost için tost başına ortalama maliyetin de örneğin 50 kuruş olduğunu düşünelim. Bir günde yapacağımız sosların sayısı değişken olacaktır. Demek istediğim her gün tamı tamına 200 tane tost servis edemeyebiliriz. Bu günlük bazda değişen miktarlarla ortalama toplam maliyet eğrisini elde edeceğiz. Ortalama toplam maliyet eğrisi de buna benzeyen bir eğri olabilir. Buna benzeyen eğrilerle daha önce de karşılaşmıştık. Hemen not ediyorum. Ortalama toplam maliyet. Şimdi kısa vade ile uzun vade arasında bir ayrım yaptığımız için bunun kısa vade ile ortalama toplam maliyet eğrisi olduğunu da not etmemiz gerekiyor. Altına da iki tane kamyon senaryosu için geçerli olduğunu ekleyeceğim. Günde 200 tost yerine 100 tost servis etsek ne olur? İnsanların tost yemek istemedikleri bir günde olduğumuzu varsayalım. Evet, diyelim ki o gün sadece ve sadece 100 adet tost yapabiliyoruz. Kamyonların sayısını sabit tutarsak başka bir deyişle sabit maliyetimizi değiştirmezsek tost başına maliyetimiz çok daha yüksek olur. Bu maliyetin de 70 kuruş olacağını düşünelim. Tost başına 70 kuruş. Farklı bir senaryo daha düşünebiliriz. Tostlarımız o kadar beğenildi ki artık günde 300 tane yapmamız gerekiyor sabit maliyetimizi değiştirmezsek ki kısa vade dediğimizde zaten bunu anlamamız gerekiyor ortalama toplam maliyet bu noktaya denk gelir bu da örneğin 80 kuruş olsun tost başına kısa vadeli ortalama toplam maliyet 80 kuruş oldu şimdi bunlar arasındaki en kötümser senaryonun yani günde 100 tostluk bir talebin olduğu senaryonun gerçek olduğunu ele alalım Böylesine bir senaryo için yapılabilecek en mantıklı şeylerden biri kamyonlardan birini satmak olur. Ne de olsa 100 dostu tek bir kamyonla servis edebiliriz. Bu sayede de yani kamyonlardan birini satarak ortalama toplam maliyetimizi düşürebiliriz. Uzun vadede sabit maliyetimizi değiştirmemiz mümkün ve kamyonlardan birini satınca eğrimiz buna benzeyen bir eğri olabilir. 100 tost için ortalama toplam maliyetin tost başına 60 kuruş olduğunu düşünelim. Eğriyi de hemen çizelim. Evet, bu şekilde. İşler bundan da kötüye giderse maliyetimiz daha da artacak. Benzer şekilde piyasa beklediğimiz ya da daha yüksek bir talep seviyesine ulaştığında da maliyet artacak. Bunu da kısa vadeli ortalama toplam maliyet eğrisi olarak adlandıralım. Altına da tek bir kamyon için geçerli olduğunu not edelim. Günde 200 ya da 300 tost servis edecek olursak bu ideal seviyenin altında kalır. Günde 100 tost servis edecek olursak ideal seviyede olduğunu düşünebiliriz. İşler farklı türlü de gelişebilir. Demek istediğim günde 200 tost için iki kamyonla işe başladıktan sonra insanlar birdenbire günde 300 tost talep etmeye başlayabilirler tahmin edeceğiniz gibi 300 tostu 2 kamyonla servis etmeye çalışmak da uygun olmayacaktır. Bu yüzden uzun vadede bir kamyon daha satın almamız gerekir. Kamyonun elimize ulaşıp çalışır hale gelmesi için 1-2 ay gerekebilir. Ama elimize ulaştığı andan itibaren günde 300 tost servis etmek artık mümkün olacaktır. Evet, dediğim gibi içinde bulunduğumuz senaryo bu şekilde de olabilir. Bir kamyon daha satın aldığımızda kısa vadeli ortalama toplam maliyet eğrisi buna benzeyen bir eğri olabilir. Hemen bunu da not edelim. Kısa vadeli toplam maliyet eğrisi 3 kamyon için. Kısa vadenin girdilerden en az birinin sabitlenebileceği süre olduğunu bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Buradaki oldukça basitleştirilmiş modelde de kamyon sayısının sabit, diğer tüm girdilerin değişken olduğunu varsayıyoruz. Durumu bu şekilde ele aldığımızda uzun vadeli ortalama toplam maliyet içinde daha iyi bir fikre sahip olabileceğimizi düşünüyorum. Nasıl mı? Bakın, uzun vadede elimizdeki kamyon sayısını değiştirebiliyoruz, öyle değil mi? Bunu yapabiliyorsak, yani elimizde kamyon sayısını değiştirebiliyorsak, her türlü senaryoda ürettiğimiz miktar için uygun olan kamyon sayısını elde edebiliriz. Uzun vadede bu noktada yani günde 100 tost yapmamız gereken durumda tek bir kamyon kullanırız. Günde 200 tost yapmamız gerekirse 2 kamyon kullanırız ve bu noktada oluruz. Günde 300 tost yapmamız gerekirse de 3 kamyonla bu noktada oluruz. Bu noktaları birleştirince de uzun vadeli ortalama toplam maliyet eğrisini elde ederiz. Hemen birleştirelim. İşte böyle. Bu noktada 1,5 kamyon olduğunu düşünüp de bunun nasıl olabileceğini merak edenleriniz olabilir. Şöyle düşünün uzun vadede gerçekten de bir kamyonun bir buçuk katı büyüklüğünde tamamen bize özel üretilecek bir kamyonumuz olabilir. Benzer şekilde bir kamyonun iki buçuk katı büyüklüğünde bir kamyonumuz da olabilir. Önemli olan yani bu videodan çıkarmamız gereken sonuç uzun vadeli ortalama toplam maliyet eğrisinin çeşitli kısa vadeli ortalama toplam maliyet eğrilerinin minimum noktalarından geçen bir eğri olduğunu görmek. Neden diyecek olursanız herhangi bir miktar için tost miktarından bahsediyorum. Sabit maliyetimizi optimize edebilecek ve bu sayede de kısa vadeli ortalama maliyet erilerinin minimum değerlerini elde edebileceğiz.